Planlamaya dayalı yeni yönetim anlayışı, bütüncül havza yönetimi anlayışı içerisinde bunu yapmanız hiç de kolay olmayacak. Olmamalı bence de. Ama yasada şöyle bir şey de söylenmiş, bir maddesinde de yani bunu bu ilkelerde var. Yani havzanın içindeki su öncelikle havzada kullanılır. Su kimin? Yani su o bölgede yaşayan insanın mı? Yerel yönetimlerin mi? Yoksa genelde bütün su kaynakları devletin mi? Kamunun mu? Yani bunun adının konulması şöyle gerekiyor söyleyelim, değil mi? Şöyle, tabii ki şöyle bakın havza dediğimiz zaman sanki şöyle elinize bir takım çizgi cetveli veya kalemi alıp çizdiğiniz bir alan diye değerlendirilir. Hayır, havza canlı bir yaşam birimidir. Havzayı böyle değerlendirir. Siz de onun içerisinde bir şeysiniz. Unsursunuz. Evet. Yani bir insan, canlı, hayvan, bitki, bütün bunlar havza içerisinde o canlılığa canlılık katan unsurlardan bir tanesi. O havzanın canlılığını ortadan kaldırabilecek herhangi bir eylemin kabulü mümkün değil. Zaten su yönetimi politikaları da son dönemde bu paradigmaya yönelik değişti, çok değişti. Öncelik artık havzadaki suyu en verimli şekilde aynı havza içerisinde tüketmeye yöneldi. Yani su yasasında yine tabii ki bir madde var. Onu da dinleyicilerimize aktaralım aslında doğru bilgi vermek açısından. Gerektiğinde, çok gerektiğinde havzalar arası su transferi de yapılır diyor. Ama bu gerekip gerekmemesi konusu geçmişten çok daha farklı değerlendirecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde gerek ücretlendirme, gerek havzalar arası su transferi açısından oldukça farklı bir dönem su yasasından sonra geliyor diye düşünebiliriz. Evet. Bu sene kötü geçti bütün Türkiye'de. Aslında bölgesel olarak baktığımızda da yağışların giderek azaldığını görüyoruz. Yağışlar azalmasa dahi yağış biçimleri artık çok farklılaştı. Ben çocukluğumu hatırlıyorum Sayın Yıldız. Ankara'ya, Ankara'nın civarına 3 gün 4 gün sürekli yağmur yağdı ama yavaş yavaş sindire sindire yağdı. Onlar kalktı. Onlar kalktı. Şimdi belki 4 günde yağan yağmur yarım saatte yağıyor. Ve hiçbir işe yaramıyor. Onu biriktiremiyorsunuz. Toprağı götürüyor. Ağacı götürüyor. Yolu götürüyor. Hiçbir işe yaramayan yağışlar almaya başlıyor. Danimarka dün sele teslim oldu. Evet. İsveç dün sele teslim oldu. Bütün bunlar o bölgelerde altyapının olmayışından kaynaklanmıyor tabii ki. Onlar altyapı. O mükemmel aslında. Bu durumda tabii biraz realist değerlendirme, gerçekçi değerlendirmeler yaparsak bu tahmin edilen yağışlardan da çok çok daha